Ben de bu hatayı yaptım. Dedim ki ben işte şundan şu kadar test çözeceğim, bundan bu kadar test. Çözemedim. Ama ben bile arada soruyordum abi, ya acaba olmayacak mı? Ya olmazsa. Ama işte ben yok 10 saat çalışacağım ya. 10 saat çalışmayın ya. Ben hiçbir bence zaman... Bence de. Sizlere arkadaşlar. Adam nasıl başarmış ya? Ya bunu anlatacak direkt değil mi? Olayımız bu abi. Evet abi. Nasıl yani 31. oldum. Bugün bundan bahsedeceğim. Eşitarlıktan da. Eşitarlıkta 31. oldum. Nasıl başardım? Düzenli çalış. Çok da çalışmadım arkadaşlar. Sosyal aktivitelere de yer verdim. Yani çok da çalışmanıza gerek yok. Herkes böyle diyor. Artık geçen konuşmaya devam edelim. Hayvan gibi çalıştım, reis var. Aynen. Hayvan gibi çalıştım. Sınava nasıl hazırlandım? Yani hayvan gibi çalıştım. Ya arası diyebilirim. Tabii ki çalıştım. Ama yani sosyal aktivitelerime de gerçekten yer verdim. Düzenli çalıştım, güzel çalıştım. Temelimi sağlam oturttum. Evet. Başından iyi gittim yani. Ben 9-10'da hiç çalışmadım arkadaşlar ama yani hep dersleri iyi dinleyen birisiydim. Yani çalışmaya 11'de başladım. Aynen, çalışmaya 11'de başladım. Ama hep dersleri dinlerdim yani. Aha. Ama çok bir şey kalmıyormuş. Öyle yapmayın, tabii. Çalışın siz biraz. 11'de başladım. Güzelce başladım. Sistemimi oturttum, programımı yaptım. Düzenli çalışmaya başladım. İlk başta konuları öğrendim güzelce, herkesin yaptığı gibi. Anlamadığımı soruyorum. Peki, abi şunu soralım önce bir. Dershaneye gittin, değil evet. mi? Evet. İki sene boyunca gittin. Aynen. Peki dershaneye gitmekle gitmemek arasında çok bir fark görüyor musun? Şöyle evet. Yani şöyle arkadaşlar, dershaneye gitmeden de bence yapabilirsiniz. Ama şöyle düşünün. Şimdi Hüseyin Bolt bizim Hüseyin. Güzel bir spor ayakkabısı giymese de belki adam birinci olacak. Ama bu adamı neden güzel bir spor ayakkabı giymesin ki yani? Daha kolay. Evet. Daha kolay birinci olabilir. Anladınız mı? Yani bu bir araçtır. Dershane bir araçtır. İşinize yarar. Ama önemli olan içerik. Yani mesela sizin kötü bir kameranız vardır. Yine de yani güzel içerik üretebilirsiniz. Bana bak şu arkadaş. Yine güzel içerik üretebilirsiniz ama güzel bir kameranız olsa daha iyi olur. O yüzden tabii. Benim işime yaradı. Ama yani dershane illa gerekti mi? Bence hayır. Ama giderseniz... Evet. Peki şimdi çalışmaya 11'de başladın. 11'de başladım. Bir eksikliğini hissettim. Yani 9. sınıftan çalışmak isteyenler var mesela. Evet. 10. sınıftan. Şöyle yani şimdi ben eşit ağırlıkçıyım ama benim çok başarılı sayısalcı arkadaşlarım da var. 1300. 1400. arkadaşım var iki tane. Onlar da 1400. olan 9-10'da da biraz çalışmış ama mesela 1300. olan 9-10'da benim gibiydi yani. Biliyorum, yakından tanıyorum. Çalışmazdı. 11-12'de çok sıkı tuttu gerçekten. Ondan sonra yani 1300. oldu adam. Gayet iyi bir yerde. Yani o size kalmış biraz. Hani siz iki seneye ben yığmak istemiyorum. Başından iyi tutmak istiyorum derseniz yapabilirsiniz. Ama son iki senede de yapılabiliyor. Ama mesela bu arkadaşımın ortaokulda da başarılı bir öğrenciydi. İlkokulda da başarılı bir öğrenciydi. Biz aynı sınıftaydık hep. Yani temeli de vardı. Yani o güne kadar sıfır değil de hep başarılı bir öğrenciydi. Ama 9-10'da çalışmamıştı sadece. Ona dikkat etmek gerekir. Peki şu muhabbet var abimle. Mesela diyorlar ki 11. sınıfta sadece ben TYT'yi halledeceğim diyor. 12. sınıfta geçtiğinde AYT'yi halledeceğim diyor. Bence bu çok yanlış. Aşırı yanlış. Bir de zaten ilk olarak TYT bitmez. Evet, TYT'yi bitirmeye çalışmayın. TYT konu odaklı bir sınav değil. O daha böyle IQ testi, zeka testi. Yani ne yapacaksın? Sen pratik yapacaksın. Bol deneme çözeceksin. Yani ay şu konuyu çalışayım, şu konuyu çok öğreneyim değil. Sen denemede onu oturtursun zaten belli bir noktadan sonra. O yüzden ilk TYT'yi bitireyim sonra AYT geçeyim değil. Şimdi 11. sınıflar için konuşalım. 11, sen 11 konunu iyi öğreneceksin. Zamanın kalırsa geriye dönük çalışmalar yaparsın. Ama sen ilk bir 11. sınıf konunu öğren, AYT'ni öğren. Bakın bu seneki sınavda gördük. AYT matematik yani. Çok aynen. Önemli. Çok önemli. Aşırı zorladı, direkt sıralamayı aslında AYT matematik belirledi diyebiliriz aynen, ya. Aynen, çok aynen kesinlikle. Ben yani en çok çalıştığım şey AYT matematikti. 11. sınıfta çok iyi ne bileyim işte parabol görüyorsun, bilmem ne. Onları çok iyi oturttum. 12'de çok iyi ne bileyim integral, türev, limit türev, integral oturttum. Yani bunları yapmadan olmaz. TYT zaten bir şekilde gelir. Onu azar azar çalışsanız yeterli. Bitirmek diye bir şey yok. Aynen arkadaşlar, TYT asla bitmiyor. Aynen. Yani sürekli TYT'de deneme yapacaksın, hız evet, kazanacaksın. Aynen. Mesela işte bu seneki TYT'de gerçekten Türkçe çok fazla zaman aldı. Çoğu insan işte Türkçe'de çok fazla zaman harcadığı için matematikte soruları göremedi, ben evet. dahil. Ki matematik çok zordu üstüne. Aynen. Oradan. Aynen. Yani paragraflar vardı ve çok düşünülmesi gerekiyordu gerçekten. Aynen. Çok zor hazırlanmıştı sınav. Yani o yüzden biraz daha süre pratiği yapmanız daha yerinde aynen. olur. O da denemeyle gelir. Aynen. O da denemeyle. Deneme çözeceksin aynen. ya. Ben şöyle düşünüyorum. TYT bazında soru bankası yani 10 tane soru bankası bitirmek yerine de 10 tane soru bankası biraz zor da bir dersten. Onun yerine daha çok denemeye odaklanmak. Mesela ben TYT matematikten emin olun
bir test kitabı bitirdim ya da bitirmedim. Ama bir sürü deneme kitabı bitirdim, bir sürü. Beni de o geliştirdi zaten. Aynen. Denemeler arttırdı yani netlerimi. TYT için konuşuyorum. AYT'de tabii ki 3 tane soru bankası bitirmiştim. AYT matematik için. Sonra üstüne bir sürü de deneme çözdüm. Deneme önemli. Deneme diyorum, başka bir şey demiyorum. Peki şu var abi mesela. Şimdi TYT'de, şimdi ben eşit ağırlıkçı olmadığım için arkadaşlar biraz daha TYT bazlı gidiyorum. Ama sonunda tabii eşit ağırlıkçılar için de bayağı tavsiye vereceksin. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Mesela hani TYT'yi yayalım mı? Yoksa mesela TYT işte fiziği bir ayda bitirelim. İşte kimyayı bir ayda bitirelim. Şunu bir ayda bitirelim. Ve AYT'de de böyle. Eşit ağırlıkla işte matematiği önce bitirelim. Sonra diğer konuya mı geçelim? Böyle mi yapalım yoksa hepsini beraber mi çalışalım? Sen nasıl düşünüyorsun yani? Ya bu bence çok kişi odaklı ama şöyle diyebilirim. Eşit ağırlıkçılar için özellikle fen bazında mesela feni küçük azar azar çalışmanıza gerek yok. Son birkaç aya atın. Fenden zaten hani süper olmaya çalışmıyorsunuz siz. Hani bak bakın 31. oldum. Fen netim 14.75. 14.25. Ya yani yeterli. 13 14 15 netler yeterli. Ondan sonrasını ayıracağınız vakti matematiğe ayırsanız daha verimli yani. Senin yani fizikten TYT netin kaç sözünü kestin? 96.25. 96'ymış AYT. 70.5. Çok iyi. Çok iyi abi. Yani illa fenden o fiziği ayıracağınız vakti AYT matematiği ayırın eşit ağırlıkçılar olarak. Bu yüzden hani fen bir anda bitirilebilir. Edebiyat da bir anda bitirilebilir ama ben mesela azar azar çalıştım. Yaydım ama bir anda bitirip de çok başarılı olanlar da var. Yani çünkü edebiyat, yani şöyle diyeyim, fene nazaran edebiyat, tarih, coğrafya çok daha kolay. Yani bu bir gerçek, yapacak bir şey yok. O yüzden daha kolay bitebiliyorlar. Özellikle bu üçü arasında coğrafya ve edebiyat basit yani. Belli bir program oturtursanız da, evet tarihte zorluyorlar ama bir anda da bitirilebilir. Azar azar da gidilebilir. Sadece tek dediğim şey çok sözel odaklı çalışmayın. Matematik odaklı çalışın. Onlar zaten gelir. Fen zaten yani sen 11'in başında fen çalışma. 11. sınıfta fen çalışma. Bırak. Bırak o kalemi, kağıdı, fen denemeni bırak. Gerek yok. 12'de de ilk dönem bence gerek yok. Bakın ben 11'in sonunda fen çalıştım, unuttum. Onları unuttum yani. 12'de bir daha çalıştım. Gerek yok. Son aylara atılabilir. Ya fen ezber şeylerini biraz daha son aylara ama matematik gibi mesela çok fazla soru çözülmesi gereken konularda. O sürekli gidecek. Aynen, onunla sürekli gidecek. Yani, evet. Ve en çok o olacak. En çok matematik. Ve işte TYT bazında sürekli bizim deneme çözerek süremizi ve süreyi kullanma yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Gerek branş denemesi olsun, gerek genel TYT. İlk başta branşla, sonra genelle başlanabilir. Peki mesela şimdi deneme çözüyorsun. Hem TYT hem AYT'de süre tutuyor muydun? Evet, başından beri. Yani mesela çok fazla branş TYT matematik denemesi çözdüm. Onların hepsinde süre tutuyordum. Mesela bir saatte yapmaya çalışıyordum. Ama mesela bir saatte bitmeyebiliyordu. Daha yani onu hafif hafif azaltmaya çalışıyordum. Ama kendiliğinden azaldı zaten. Hani mesela şey diyor bazıları, işte bir saat önce kalemi kağıdı bırakın. Denemeyi çözmeyin, bırakın. Ben katılmıyorum buna. Bence mesela süreyi tutun. Siz çözün. Ne kadar da çözebiliyor. Hızlı olmaya çalışın tabii ki. Hani kendinize bir hedef koyun. Ben bir saatte bitireceğim. Ama bitiremezseniz de devam edin. Yani o soruları çözün en azından. Mesela bir deneme çok kolaydır. 40 dakikada bitirirsin. Aynen. Bir deneme çok zordur. 1,5 saatte biter. Olabilir yani. O yüzden hani kendinizi kısıtlamayın. Bir saat önce bırakacağım, benim hedefim bu demeyin. Ama süre tutun kesinlikle. Yani ben bunu öneriyorum. Branş denemeden, TYT denemesi, genel denemesinde tabii ki 135'i geçmeyeceksin yani. O zaman bırakacaksın kalemi. 135'te bırakacaksın. Aynen. Peki. Şimdi mesela arkadaşlarda motivasyon kaybı oluyor. Çok fazla işte bana da yorum geliyordu zamanında. İşte motivasyonum düştü. Nasıl motivasyonumu artırabilirim? Tekrardan ders çalışabilirim? Evet. Veya şu durumu yaşayanlar çok fazla var. Mesela bir gün işte kendine hedef koyuyor mesela. Haftada işte her gün 10 saat çalışacağım diyor adam. Bir gün çalışıyor 10 saat, ikinci gün yatıyor. Tamamen işte kendisine enerjiyi bulamıyor, motivasyonu bulamıyor. Ya ne yapmasını önerirsin? Mesela güzel. Ben ya bu konuda şimdi iki şey söyleyeceğim. Birincisi şey, motivasyon düşüklüğünde ne yapılır? Hayallerinizi kendinize telkin edebilirsiniz. İşte ne bileyim, hedefiniz ODTÜ diyelim ki, Hacettepe. İşte orayı hayal edin. Hacettepe'de geziyorum. Gezdiğinizi hayal edin. İşte oradaki arkadaşlıklarınızı, ekibelerdeki akademik hayatınızı hayal edin. İş hayatınızı hayal edin. Bunlar ve kendinize telkin edin. Şunu söyleyin. Bakın, bir şeyleri bilseniz bile kendinize söylemek verimli olur. Şöyle deyin. Tamam, ben şimdi zorlanıyorum. Yani sıkılıyorum, bunalıyorum ama bunun mükafatını ben çalışırsam alacağım. Bunu kendinize söyleyin. Bu işe yarayacaktır. İkinci olarak, ne sormuştun ikinci olarak? Devam etmiştim, bir şeyler daha demiştim. Yani şeyi sordum işte, bir gün çok fazla çalışma, bir gün çok az çalışma muhabbeti. Kendinize çok uçuk kaçık hedefler bence koymayın. Yürümez. Bakın, bir plan esneyebildiği kadar başarılıdır.
şöyle, yani çok katı bir plan hiçbir zaman işe yaramaz. Bu işte sen de biliyorsun, sporda da böyle, şeyde de böyle. Arada motivasyon düşüklükleriniz olacak, arada çalışamadığınız günler olacak. Ama işte ben yok 10 saat çalışacağım ya, 10 saat çalışmayın ya. Ben hiçbir zaman çok, bakın bir ara çok çalıştım oldu. 3 ay, 4 ay gerçekten 8 saat falan çalışıyordum, çok verimli. Ama ya 10 saat, yani bunun da bir sınırı var. 10 saat çalışırsan verimli olmaz bence. Arada yapılabilir mesela. Haftada evet. Bir gün çok konum birikmiştir. 10 saat çalışırsın çok da keyifli olur. Ama yani ben her gün 10 saat çalışacağım, sonra çalışamazsın abi, olmaz o, yürümez. Ben de bu hatayı yaptım. Dedim ki ben işte şundan şu kadar test çözeceğim, bundan bu kadar test. Çözemedim mesela. Olabiliyor. O yüzden realistik hedefler koyun. Ama iyi de çalışın. Hani bugün esneyeyim de ya, o zaman haftanın 3 günü boş bırakmayın yani. Değil mi? Haftanın bir günü dinlenebilirsiniz. Yani. Peki şimdi mesela genelde çalışırken soru bazında mı gidiyordun yoksa konu bazında mı? Yani mesela işte hani konuyu okudun, soruya mı geçiyordun direkt yoksa direkt konuyu ezberlemeye çalışıp soruya daha mı azından veriyordun? Bu şöyle, bu ders çok değişiyordu. Mesela TYT matematikte ben şöyle düşünüyorum. Ya TYT matematikte çok konu odaklı gitmemek lazım. Daha çok çok soru, çok deneme çözmek lazım. Aynen. Ama AYT matematikte de öyle. Çok fazla soru görmek lazım. Hani konuyu o, zaten matematikte okuyamazsın ya. Yani çalışarak gelişecek bir şey. Soru çözeceksin. Çözemediğini uygulamadan açın bakın nasıl çözülüyor. Öyle öğrenecek bir şey. Ama mesela edebiyatta da gerçi ben soru odaklı gidiyordum. Edebiyatta da konuyu bir kere okuyordum. Sonra benim 3 tane soru bankam vardı mesela. Üçünden de çözüyordum. Çoğunu çözemiyordum başta ama arkadan bakıyordum. Öyle aklımda kalmıştı. Ben edebiyattan 7 tane soru bankası bitirdim. Öyle söyleyeyim yani. Peki edebiyat metin neydi abi? Bir yanlış yani, ha? 23'e 1. Ama mesela tarihte çok az soru çözdüm, çok okudum. Çok tekrar ettim. Bir tane el kitabım vardı. Onu baştan sona kaç kez okumuşumdur yani. Hep öyle çalışıyordum. Bir de deneme çözmüştüm 12'nin sonlarına doğru. Yani ders değişiyor. Türkçe'de de mesela. Türkçe'de çok okumadım. Sürekli deneme çözdüm. Bir tek tarihte sanırım konu odaklı gitmişim. Diğerlerinde de hep soru. Fende de, hani eşit arkadaşlar için konuşuyorum. Okuyacaksınız yani, ezberleyeceksiniz. Aynen. Konular var yani. Bileşikleri ezberleyeceksin, hangisi bileceksin. Evet. Ondan sonra hani soru konu dengeli olabilir fende. Tarihte de daha çok konu odaklı gittim ama diğerlerinde çok soru. Peki abi şunu da soralım. Mesela şimdi bazı arkadaşlar TYT Feni ve TYT Sosyali son aya atıyor. Yani son ay çalışırım, şey yaparım diye son aya atıyor. Bu yapılmalı mı mesela? Sen nasıl yaptın? Şöyle ya, TYT Sosyali özel bir çalışma ben yapmadım. TYT Sosyal zaten biraz genel kültür gibi. Bir de deneme çözdükçe artık kitabi bilgiye de sahip oluyorsunuz. Bir de eşit ağırlıkçılar zaten tarihte TYT AYT ayrımı yok. Aynı müfredat. Sadece AYT'de daha bilgi, TYT'de daha yorum. O yüzden ne diyordun lan? Ne sordun ki sen? Unuttum soruyu. Kanka, bu yüzden TYT Sosyali yani sonaya bırakmayın. Sonaya TYT Sosyali bırakırsanız bu demek oluyor ki AYT Sosyali de sonaya bırakmışsınız. Aynen. Çünkü bağlantılı yani. Ya eşit ağırlıkçılar için. MF'ler için de yani TYT Fen için konuşuyorum. TYT Fen'in sona, yani TYT Fen'in olmasa AYT Fen'i nasıl yapacaksınız zaten? Aynen, TYT Fen'i zaten yapman gerekiyor. Ama mesela şey yapabilirler, eşit ağırlıklı için sayısalcılar, arkadaşlarımdan söylüyorum bunu, başarılı arkadaşlarımdan. Yani TYT Sosyal'e çok özel bir çalışmaya gerek yok. Onun yerine AYT Fen'inizi çalışın. Hani deneme çözerek zaten o gelişecektir. Yani TYT Sosyal'iniz gelişecektir, çok bilgi yok zaten. Veya çok aşırı bir bilgi sorusu gelirse bir tane, ki bir tane gelir maksimum, hadi iki tane, onları da bence feda edebilirsiniz. Çok da önemli değil yani. Özel ayrı bir çalışmaya gerek yok. Fenciler için TYT Sosyal'e gerek yok ama eşit arkadaşlar fen çalışacaksınız abi. Çalışmadan yapılamıyor yani. Peki şimdi abi biraz senden bahsedelim. Şimdi sen mesela çalışmaya başladığın zaman hani böyle derece yapabileceğini düşünüyor muydun? Evet. Yani ben başından beri, yani mesela benim hedefim Boğaziçi İşletme'ydi. Boğaziçi İşletme 500 civarından oluyordu. Ben diyordum ki buraya kesin girerim. 11'in başından beri yani. Netlerim kötüydü, şeylerim kötüydü ama geliştireceğimi biliyordum yani. Bunun eninde sonunda hedefime ulaşacağımı biliyordum. Hedefim ilk 100'dü yani başından beri. Sınavdan hemen sonra da dedim ki ben girdim. İlk 200'de falanım dedim. Sonra 31 geldi, o sürpriz. Aynen. Sürpriz olmadı aslında. Yani ilk 200'deyim ama neredeyim, belki birinci bile olabilirim diyordum yani. Öyle oldu. Biliyordum yani, hedefliyordum zaten. Ondan önce de yani son 2 senemden önce de zaten hani başarılı sayılabilecek bir öğrenci. Evet, şimdi Boğaziçi İşletme'desin. Aynen, Boğaziçi İşletme'de bakalım. Başlayacağız. İnşallah. Çok heyecanlı. İnşallah. Açarlar. Bugünleri görebilirsek. Peki mesela abi hiç böyle işte moralin bozuldu, çalışmayı bıraktın arada veya tamamen saldığın oldu mu?
Tabii ki. Şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma var. İşte derece yapanlar, yani YouTube'da da ben mesela izliyordum. Ben de YouTube kanalı, YKS kanalları izliyordum. Hep şu hissiyatı alıyordum. Ya çok iyi çalışıyorlar. Yani işte süper çalışmış, programını oturtmuş. İşte ben yapamıyorum falan filan değil. Kimse mükemmel çalışmıyor, kimse mükemmel değil. Hepimiz insanız. Hepimiz 18-19 yaşındaki insanlarız yani. Bu yüzden kesinlikle çalışamadığım dönemler oldu. 2 hafta hiç çalışmadığım zamanlar oldu. 1 hafta hiç çalışmadığım zamanlar oldu. Bunlar çok normal. Eğer siz zaten başarılı, yani kendinize güveniyorsanız, başarınıza güveniyorsanız bunları dert etmeyin. Yani arada olacak. Şimdi ben hep kendimden çok emindim dediğim gibi. Yani ilk işte Boğaziçi'ni kesin kazanırım falan gibisinden. Ama ben bile arada soruyordum abi, ya acaba olmayacak mı? Ya olmazsa. Ki çok emindim yani. Çünkü hep iyiydi. Sonra yani netlerim hep istediğim gibi artıyordu. Ama şöyle, şimdi şöyle, şunu da yanlış anlamayın. Denemelerimin çok düşük geldiği oluyordu. Onlara moralim bozuluyordu. Yani dediğim gibi kimse mükemmel değil. Çok düşüşler yaşadım. Hiç çalışmadığım oldu. Çalışmadığımda netlerim düştü. Sonra tekrar arttı. Yani bunları önemsemeyin. Siz sadece genel, uzun vadede bak. Kısa vadedeki bu dalgalanmalar olabilir. Ama böyle dedim diye de salmayın yani. Aynen. İşte onun bir dengesi var arkadaşlar. Onu kimse size, biz burada 3 saatte konuşsak anlatamayız. Onu sizin yapmanız lazım. Evet. Yani arkadaşlar bir de şunu çok fazla görüyorum. Mesela İşte YKS çalışmaya başlayacaksınız ama sürekli YKS videosu izle izle izle. İşte YKS çalışma günlüğüm izle izle. Çalışamıyor. Bakın en büyük hatanız bu. Yani herkes işte sürekli bu videoları izlemekten artık ders çalışamıyorsunuz. Aynen. Dökün abi pratiğe, kendiniz görün. Evet evet aynen. Veya bana da zamanında şey soruları çok geliyor. İşte mesela tarihi yapamıyorum, ne yapmalıyım? Ya oturup çalışacaksın, okuyacaksın abi. Başka aynen. Bizim senin aynen. Mesela farklı bir formülün yoktur. Yok abi size. Çalışacaksın evet yani. Ve bana çalışamıyorum, ne yapmalıyım? Telefona bakıyorum diyor mesela adam. Bakma. Telefonunu kaldır. Kır telefonu abi, hiç bakmazsın yani. Ondan. Evet onu. Böyle arkadaşlar. Evet, bir şeyleri sizin yapmanız lazım yani. Aynen. YouTube'da bakın, ne kadar şey olursa siz yapacaksınız. Dökün ya, başlayın şimdiden çalışmaya. Aynen. Hani zaten siz ilerledikçe kendi işte probleminizi göreceksiniz, sorunlar çıkacak önünüze. Ama bunları aşmayı da öğreneceksiniz. Ve gerçekten eninde sonunda kimseye ihtiyaç duymadan başaracaksınız. Belki siz de bir gün İnşallah. Geleceksiniz buraya. 31. olacaksınız. Aynen. Yani. Sizin de videonuzu çekeceğiz böyle. İnşallah. Nasıl başardım videosu. Öyle arkadaşlar. Herkese nasip olur diyelim. Nasıl? Güzel. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz. Nasıl, öpücük at abi. Kendinize iyi bakın aşıklarım. Kendinize bakın. Arkadaşlar bye görüşürüz. Bu arada Murat'ın Instagram'da açıklama kısmına koydum. Konuşmak isteyenler, güzel kızlar varsa DM atsın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.